Adana'da Suriyeli 13 yaşındaki bir çocuğu babasının altın ve paralarını almak için kaçırıp fidye istedikleri ileri sürülen 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Zanlıların yakalanmamak için bilgisayar üzerinden geliştirilen bir program sayesinde başkasının üzerine kayıtlı telefon numarasıyla babayı fidye için aradıkları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre olay 30 Temmuz Salı günü merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Haş, Suriye'de yaklaşık 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle ailesiyle Adana'ya yerleşti. Haş bu sırada İbrahim K. isimli bir kişiyle tanışıp "Ben Suriye'de müteahhidim. Çok altınım var. Ancak birikimlerim Esad rejim bölgesinde kaldığı için Türkiye'ye getiremiyorum." dedi. İbrahim K. Şanlıurfa'da 20 dönüm tarla karşılığında duyduklarını Zeynel Abidin A. ve Hüseyin A. anlattı. İbrahim K. Suriyeli Hac'ın erkek oğlunun olduğunu söyleyerek 13 yaşındaki Abdurrahman Hac'ın fotoğrafını Zeynel Abidin A. ve Hüseyin A.'ya gösterip "Çocuk bu. Sakın yanlış çocuğu bizim akrabaların çocuklarını kaçırmayın." dedi. Altınları almak isteyen zanlılar çocuğu kaçırarak fidye isteme planı yaptı. Abdurrahman Haş manava giderken İsmail K. şüphelilere kaçıracakları çocuğu gösterdi. Zeynel Abidin A. ve Hüseyin A. çocuğu zorla araca bindirerek Şanlıurfa'ya götürdü. Programla başkasının numarasından aradılar. Fidyeciler daha sonra babayı arayarak çocuğun ellerinde olduğunu, Suriye'deki altın ve paraları getirip kendilerine vermelerini istedi. Babayı defalarca arayan fidyeciler bunu yaparken de internet üzerinden indirdikleri bir program sayesinde Baba Hacı her aradıklarında bir başkasına ait telefon numarasından görüştüler. Baba bu numaraları tekrar aradığında İzmir'den, İstanbul'dan, Balıkesir'den farklı farklı şahıslar telefona çıkıp kaçırma olayıyla alakalı olmadığını söyledi. Fidyeciler en son aradıklarında ise "Oğlun elimizde. 20 bin dolar para bulamazsan oğlunu öldürürüz." dedi. Baba Haj, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek gasp büro amirliğine başvurdu. Ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. 100'e yakın güvenlik kamerası inceleyen gasp dedektifleri Abdurrahman Haj'ın otomobille kaçırıldığını tespit etti. Otomobilin kiralık olduğunu ve aracı kiralayanın Zeynel Abidin A olduğunu belirleyen polis, zanlıların kullandığı otomobilin daha önce Adana'ya hiç gelmediğini, sadece olay günü geldiğini ve sonra da çocuğu Şanlıurfa'da bir evde tuttuklarını tespit etti. Adana polisi, Şanlıurfa polisiyle ortak yaptığı çalışmada şüphelileri yakalarken çocuğu da burnu kanamadan kurtardı. Çocuk ailesine teslim edilirken adliyeye sevk edilen zanlılardan Hüseyin Ağa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zeynel Abidin Ağa, İbrahim K. ve İsmail K. tutuklandı.